Sağlıklı bir gebelik aslında öncesinde sağlıklı bir planlamayla başlar. Bu nedenle gebelik öncesinde gebeliğe gerek mental olarak gerek fiziksel olarak hazırlıklı olmak çok önemlidir. Gebelik öncesinde yapacağımız bir sağlık kontrolü, gebelik sırasında ortaya çıkabilecek problemleri önceden görmemizi, önceden tedbir almamızı sağlar. Kimler gebelik öncesinde danışmanlık almalıdır? Aslında bu sorunun cevabı çok nettir. Herkes, her gebelik düşünen, gebelik öncesinde bir muayene olmasında fayda vardır. Jinekolojik bir muayene ile başlar bu muayene. Jinekolojik muayene sırasında bütün genital sistemin yani üreme organlarının gebeliğe hazırlığını değerlendirip olası problemleri gebe olmadan önce saptamamızı ve tedavi etmemizi sağlar. Ama aslında gebelik öncesinde değerlendirme, gebelik danışmanlığı sadece bir genital sistem muayenesi değildir. Jinekolojik muayene sonrasında gebelik öncesinde bazı testleri yaptırmak önemlidir. Mesela eğer anne baba adayı akraba evliliği ise akraba evliliğinde ortaya çıkabilecek bazı hastalıkların taranması gerekir. Son dönemlerde medyada çokça duyduğunuz SMA hastalığı bir kas hastalığıdır ve daha çok akraba evliliği gibi durumlarda riski artan bir hastalıktır. Ama bunun gibi kistik fibroz ya da başka birçok hastalık vardır ki bizim gibi endemik olan ülkelerde gebelik öncesinde taranmasında fayda vardır. Diğer bir yandan anne adayının yaşı önemlidir. Örneğin 18 yaş altı 35 yaşın üzerindeki anne adaylarında bazı riskler artmaktadır ve buna yönelik taramalar yapmak gerekir. Diğer taraftan bazı enfeksiyon hastalıklarının geçirilip geçirilmediğinin araştırılması onlara aşılama fırsatı tanımak adına önemlidir. Örneğin hepatit B geçirmedi ya da aşılanmadıysa bir anne adayı hepatit B aşısını yaparak imünitenin sağlandığına emin olduktan sonra gebelik oluşturulabilir ya da kızamıkçık aşısı tutmamış bir anne adayında kızamıkçık aşısı yapılarak kızamıkçık bağışıklığı sağlandıktan sonra gebelik oluşmasına izin verilmelidir. Örneğin ek sistemik hastalığı olan anne adaylarının mutlaka gebelik öncesinde muayene olmaları gerekir. Romatolojik bir hastalığı varsa, akciğerleri ilgilendiren kronik bir hastalığı varsa ya da doğuştan gelen bir kalp hastalığı varsa gebeliğin fizyolojik değişimleri bu hastalıkları ne yönde etkileyecek? Hastalığı şiddetlendirecek mi? Hastalığı sakinleştirecek mi? Bunu önceden bilmek hekim için de gebe adayı için de çok önemlidir. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman gebelik planlayan bütün çiftlerin sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri adına gebelik öncesinde gereken tüm testlerini yapmaları, gebelik öncesi danışmanlıklarını almalarını öneriyorum.